Merhabalar. Sağlık personeli getirdim. Türkiye tarihi 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor. Millet İttifakı büyük ve uzun süren tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu çıkarttı. Bu uzlaşının öncesinde ise altılı masa dağılmanın eşiğine gelmişti. Aday olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isteyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalktı. Bu iki ismin Cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla masaya tekrar oturan Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay verdi. Bu çalkantılı sürecin ardındansa tekrar döndüğü masada Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan oluşan 1+2 formülü yerine diğer genel başkanların da Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu 1+2+5 formülünü kabul etmek zorunda kaldı. Bu formülde de anlaşmazlık yaşanıyor. Bu kapsamda Mansur Yavaş, genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına karşı çıktı. Kulislerde edinilen bilgiye göre Yavaş bu rahatsızlığını Kılıçdaroğlu'na iletti. Yavaş ayrıca isteğinin yerine getirilmemesi durumunda seçim sürecinde propaganda çalışmalarına katılmayacağını söyledi. Ay canım benim ya. Ay benim. Hoş bulduk. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimler için belirlediği takvim işliyor. Seçmen listeleri askıya çıktı. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanacak seçmenlerin listesi askıya çıkarıldı. Güncelleme işlemleri için son tarih 2 Nisan. 2023 seçimleri için zaman daralıyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidecek. Süreç YSK'nın açıkladığı takvime göre işliyor. Bu kapsamda seçmen listeleri de güncellenmek üzere bugün askıya çıktı. Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklularla taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek. Böylece itiraz süreci sona erecek. Depremzede seçmenler seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da E-Devlet üzerinden yaptı. Bu işlemleri henüz yapmayanlar muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimi %10'dan %7'ye indirilen seçim barajının uygulanması, görme engellilerin hazırlanan şablonla tek başlarına oy kullanması gibi pek çok ilke sahne olacak. Cumhurbaşkanı ile 28. dönem parlamentosu belirlenecek. Bunun için halk oylaması 14 Mayıs 2023'te yapılacak. Seçimler öncesi YSK'nın takvimi işliyor. Bu seçimlerde bazı uygulamalar ilk kez gerçekleştirilecek. Mesela %10 olarak uygulanan ülke seçim barajı %7'ye indirildi. Buna ilişkin kanun 6 Nisan 2022'de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Gerçekleştirilen son değişiklik 6 Nisan 2023'ten sonra yapılacak seçimlerde uygulanabilecek. Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak belirlenmesi nedeniyle değişiklikler bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek. Aynı kanun içindeki görme engellilerin oy kullanmasını kolaylaştıran düzenleme de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde ilk kez hayata geçecek. Önceki seçimlerde seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanan görme engelliler bu sayede tek başlarına oy kullanabilecek. Milletvekili seçim kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla ittifak halinde seçime katılacak siyasi partilerin oylarının hesaplanmasında da değişiklik yapıldı. Bu değişiklik de bu seçimde ilk kez uygulanacak. (Gülüyor) 24 Haziran 2018 seçimlerinde uygulanan sistemde ittifak yapan partilerin milletvekili sayısı ittifakın aldığı toplam geçerli oy üzerinden hesaplanıyordu. İttifakın aldığı milletvekili sayısı daha sonra ittifak içerisinde oy oranına göre dağıtılıyordu. Yeni yasaya göre ise ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı her seçim bölgesinde elde ettiği geçerli oy sayısı esas alınarak yani DONT sistemine göre oransal olarak belirlenecek. 7 Haziran 2018'deki seçimde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3.049.065 seçmen 60 ülke ve 123 temsilcilikte oy vermişti. YSK bu seçimde oy kullanacak 15 ülke daha belirledi.
Milletvekili seçim kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla seçimlerin temel hükümlerine ilişkin kanunun 36. maddesine eklenen yeni fıkrada bu seçimde ilk kez uygulanacak. Madde kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hakkından yoksun bırakılamaz. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres kayıt bilgileri kapsamında seçmen kütüğüne kaydedilirler hükmünü içeriyor. Kanuna konulan bu düzenleme Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkıldığı için adreslerini kaybetmiş seçmenler için de geçerli olacak. Yani evi yıkılan depremzede seçmen eski adreslerindeki gibi oy kullanma hakkına sahip olacak. Bu seçmenler başka adrese naklini yapmasa bile en son kayıtlı oldukları geçerli adreste seçmen olmaya devam edecekler.